Her şeyi bilen adam, Ev Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır maillerde yorumlar alıyorum. Herkesin söylediği tek bir şey var. Abi neden rakır yapmıyorsun? Şimdi ben gördüğünüz gibi barımda genelde kokteyl amaçlı likörler, viskiler, vodkalar, işte cinler bunun gibi ürünleri tüketmeyi seviyorum. Fazla bir rakı zevkim yok açıkçası. Ama öncesinden de birçok seferde rakı yapmışlığım var. Arada bir şehir seyahatlerinde, güzel balık sofralarında da tercihlerimden bir tanesi de rakıdır. Şimdi sizlere daha önceden de yaptığım ve tarifinde çok beğendiğim bir yaş üzüm rakısı tarifi vereceğim. Bu yaş üzüm rakısıyla emin olun dışarıda aldığınız rakılardan hiçbir farkı olmadan gayet güzel bir şekilde tüketebileceksiniz. Hem de çok kısa bir sürede. Şimdi tarifimiz 75'lik bir şişe için olacak. %46'lık güzel hoş içimli bir yaş üzüm rakısı yapacağız. Bize gerekli olan ana malzemelerimiz bitkisel gliserin, saf anason yağı ve yaş üzüm aroması olacak. Ayrıca etil alkol ve iyi kalitede bir içme suyuna ihtiyacımız var. Tarifimizi yaparken içime hoş ve baş ağrısı yaratmayacak bir efekt yaratmak için ve alkolün o ağırlığını bir nebze daha hafifletmek için aktif karbon filtre kullanacağız. Şimdi aktif karbon filtrenin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için link bırakacağım. Kanalımızda aktif karbon filtrenin ne işe yaradığı ve nasıl kendiniz yapabilirsiniz bununla alakalı videomuz var. Aktif karbonun özelliği içerisinde Hindistan cevizi kabuğundan üretilmiş kömür parçaları var. Bunlar alkolümüzü biraz daha yumuşak içimli hale gelmesini sağlıyor. Alkolün derecesini düşürmüyor. Sadece içimini ve ağırlığını ortadan kaldırıyor. Tarife geçmeden önce de şunu da belirtmek istiyorum. Kanalımızda kesinlikle etil alkol ve aroma tavsiyeleri yapmıyorum. Sizi yönlendirmiyorum. Nereden bulursunuz, ne yaparsınız, bununla alakalı size link, adres, telefon vesaire vermiyorum. Özellikle bana etil alkolü nereden elde ediyorsun diye soran arkadaşlara internet üzerinden elde ediyoruz. Siz de eğer bulabiliyorsanız internet üzerinden ya da tanıdığınız bir çevreden alabilirsiniz. Eğer etil alkol bulamıyorsanız bunun yerine vodka da kullanabilirsiniz. Vodka ile de su oranını %20 olaraktan azaltmanız sizin için yeterli olacaktır. İlk olarak da 75'lik şişe yapacağımız için 300 ml etil alkol ölçüyorum. Ve 300 ml etil alkolümü toplamda 3 kere karbon filtremden geçireceğim. Ve son kez karbon filtremden etil alkolümü geçiriyorum. Etil alkolüm süzülürken ...400 ml... iyi kalitede içme suyu ölçeceğim. Ve zaman kazanmak için etil alkolü süzülürken suyumu da karışımın içerisine ilave ettim. Karbon filtreden süzülmesi biraz zaman alıyor. Bu yüzden sabırlı olmanız lazım. Şimdi ilk olarak da karışımın içerisine ...1,5 ml bitkisel gliserin koyacağım. Sonrasında bu ölçümüz için
1 mililitre yaş üzüm aroması koyacağız. Şimdi gelelim saf anason yağına. Şimdi bu saf anason yağının şöyle bir özelliği var. Bu yağ oda sıcaklığının altında donuyor. Bu yüzden kullanmadan önce mutlaka oda sıcaklığına getirmeniz lazım. Saf anason yağımızdan da bu ölçüm için 1,5 mililitre kullanacağım. Direkt saf anason yağını koyduğunuz zaman da muazzam bir rakı kokusu almaya başlıyorsunuz. Şimdi yavaşça karıştırıyorum. Ve boş şişelerime yaptığım rakımı dolduracağım. Evet, şimdi sıra geldi beklemeye. Yaklaşık bir hafta kadar rakınızı beklettiğiniz zaman lezzeti daha da oturaklı olacak. Hemen de tüketebilirsiniz. Yaklaşık bir hafta kadar daha bekledikten sonra tüketirseniz de çok çok daha lezzetli bir rakınız olacak. Evet, yaklaşık bir hafta kadar bekledik. Ben öncesinden ufak bir çilingir sofrası hazırladım ve rakımın tadına baktım. Çok da güzeldi. Şimdi sizlerle de paylaşacağım. Bardağa koyar koymaz içeriği çok güzel bir şekilde bir rakı kokusu sarıyor. Kesinlikle rahatsız edici bir ağır kokusu yok. Şimdi kader anı. Kendi yaptığımız rakımız beyazlıyor mu, beyazlamıyor mu? Gördüğünüz gibi gayet de güzel beyazlıyor. Çünkü birçok yorumlarda yazıyor. İşte bu aromalarla yapıyoruz, yağlarla yapıyoruz. Acaba olur mu, işte beyazlar mı? Anason'un etkisiyle kullandığımız zaten saf anason yağı. Yani aroma değil. Sadece biz aroma olaraktan içerisine yaş üzüm aroması koyduk. Bu da rakının karakterini biraz daha etkilemesi için de inanılmaz güzel floresan beyazı bir rakımız oldu. İçimi inanılmaz güzel, yumuşacık bir rakı. Evet, rakı sevenler. Sağlığınıza diyorum. Mutlaka bu tarifi deneyin. Kesinlikle memnun kalacaksınız. Maliyet olaraktan da 75'lik bir şişe yaptık. İçerisine kullandığımız gliserin, aroma ve anason yağımızın maliyeti maksimum ve maksimum 5 lira. Kullandığınız etil alkolün markasına ve edindiğiniz fiyatına göre değişmekle beraber bizim aldığımız etil alkole göre maliyetimiz 25 liralık bir etil alkol maliyetimiz var. 5 lirada kullandığımız malzeme etti 30 lira. Suyunla beraber de fazla koyalım. 35 liraya 70'lik bir rakı yapmış oluyorsunuz. Bu hem çok karlı hem de ne yaptığınızı biliyorsunuz. Kendi yaptığınız bir ürün. Zaten bunun üzerine bir tartışma yok. Umarım tarifimden memnun kalmışsınızdır. Denemenizi öneriyorum. Yakında yeni videolarla, yeni tariflerle tekrardan karşınızda olacağım. Kanalıma abone olmayı,
Videoları likelamayı ve sosyal medyada bizi duyurmayı lütfen unutmayın.